Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Kahramanmaraş Memur Saniye Temsilcisi Abdülaziz Aydın, 2020 ve 2021 yılları için hükümetin memur ve memur emeklilerine yaptığı zam teklifine ilişkin, "Biz örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermek için değil, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz, Türkiye'ye inanıyor ve Türkiye'nin gücüne itibar ediyoruz," dedi. Dulkadiroğlu ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan özel servis minibüsü aydınlatma direğine çarptı, kazada 6 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'ne beden eğitimi öğretmeni Mustafa Orak atandı. Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce Afetlere Hazırlık Yılı programı kapsamında stand açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kahramanmaraş Spor, Erzincan Spor'dan orta saha futbolcusu Hüseyin Cihan Avcı ve Ankara Demir Spor'dan defans oyuncusu İsmail Hacı Hafızoğlu'nun renklerine bağladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ilimizde hava güneşli. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklık ise 15 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.